Gün ortasında Dünya ve Biz programı ile karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Yabancı medya taramasına hemen başlıyoruz. Euronews'den bir haberle. Avrupa Parlamentosu Türkiye'de muhalefete yönelik baskıyı kınadı başlığıyla veriyor Euronews bu haberi. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen bir kararda Türkiye'de başta HDP olmak üzere muhalefete yönelik baskı kınandı diyor. Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda kabul edilen kararda HDP hakkında açılan kapatma davasına tepki gösterildi. Genel Kurul'daki oylamada 603 evet, 2 hayır, 67 çekimser oy kullanıldı diyor haber. Türkiye'de bütün siyasi partilerin özgürce meşru görevlerini yerine getirebilmeleri çağrısında bulunan kararda demokratik seçimle iş başına gelmiş belediye başkanlarının görevden alınması da eleştirildi diyor. Artı bir de tabii Kobani davası ile ilgili bir eleştiri var Avrupa Parlamentosu'ndan diyelim. Bir diğer haberimiz Axios'tan, Amerika merkezli internet üzerinden yayın yapan bir haber sitesi bu. Barak Ravid imzasıyla çıkıyor bu haber. İsrail Başbakanı kralı ziyaret etmek için gizlice Ürdün'e gitti diyor haberin başlığında. Eski bir İsrail yetkilisine dayandırılarak veriliyor bu haber ve Axios'a verdiği demeçte bu İsrail yetkilinin İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in geçen hafta gizlice Ürdün'ü ziyaret ettiği ve Amman'daki sarayında Kral 2. Abdullah ile görüştüğü belirtiliyor. Neden önemli bu gelişme? Bu kral ile bir İsrail Başbakanı arasında 5 yıldan fazla bir süredir gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme. Eski Başbakan Benjamin Netanyahu ve Kral Abdullah arasındaki uzun bir gerilim dönemini takip etmesi ve Bennett'in ilişkiyi yeniden canlandırmaya çalıştığını sergilemesi açısından son derece önemli diyor Barak Ravid bu haberinde. Eski İsrailli yetkiliye göre Bennett toplantının başında krala İsrail'den Ürdün'e su satışına ilişkin bir anlaşmayı onaylamaya hazır olduğunu bildirdi. Aynı zamanda İsrailli yetkili hem Bennett hem de Abdullah'ın yeni bir sayfa açma ve normal diyaloğa devam etme konusunda da fikir birliğine vardıklarını aktarmış. Şimdi bir diğer haberimizi Financial Times'tan getireceğiz. Dün Amerikan Başkanı Biden Afganistan'la ilgili önemli bir konuşma yaptı. İşte bu haberi Financial Times'tan alıyoruz. Joe Biden dün yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askeri misyonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini söyleyerek yeniden baş gösteren bir Taliban tehdidine rağmen 20 yıldan fazla bir süredir savaştıktan sonra Amerikan birliklerini geri çekme kararını savundu diyor haber. Başkan Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada farklı bir sonucun ortaya çıkabilmesi için makul bir beklenti olmadan yeni bir nesil Amerikalıyı da Afganistan'daki savaşa göndermeyeceğim dediğini aktarıyor. Biden ülkenin 11 Eylül 2001 saldırılarının beyni ve El-Kaide terör örgütünün lideri Usama Bin Laden'i bulma hedeflerinin tamamlandığını ve Afganistan'dan ABD ana karasına yönelik terör tehdidinin zayıfladığını vurguladı diyor. Ve Biden şöyle diyor, bu yüzden gittik Afganistan'a. Ulus inşa etmek için gitmedik diyor. Geleceklerine ve ülkelerini nasıl yönetmek istediklerine karar vermenin Afgan halkına düşeceğini söyleyen Biden, ABD askerlerini orada sadece bir yıl daha tutma olasılığını değerlendirmesi yönünde ısrarlı eleştirilerin gelmesi üzerine de diyor ki, bu bir çözüm değildi. Biden'ın yorumları ABD'nin Afganistan'daki ana askeri üssünden çekilmesinden bir hafta sonra geldi. Taliban ile Afgan hükümeti arasında Eylül 2020'de başlayan barış görüşmeleri siyasi bir çözüm veya ateşkes sağlamazken Taliban Afgan güçlerine ve sivillere karşı çok sayıda saldırı başlattı diyor haber ve Afganistan'daki ABD askeri güçlerinin komutanı olan General Austin Miller de geçen hafta düzenlediği basın toplantısında ülkenin kötüleşen bir
iç savaşa sürüklendiği uyarısında bulundu diyor. Afgan parlamentosunun savunma komisyonu başkanı ve milletvekili Mir Haydar Afzali Mayıs ayından bu yana Afganistan'ın yaklaşık 400 bölgesinden 80'inin Taliban kontrolüne geçtiğini söyledi diyor. Yalnız başka haberlerde de Taliban'ın şu anda Afganistan'ın %85'ini kontrol ettiği vurgulanıyor. Şimdi Perşembe günü yani dün ABD istihbarat teşkilatlarının Afgan hükümetinin yakında düşeceğini tahmin ettiği biliyorsunuz açıklanmıştı. Ama Biden bu görüşe katılmıyor ve dün yapmış olduğu konuşmada şöyle diyor Amerikan Başkanı. Afgan hükümeti bir araya gelmeli. Hükümeti işlevsel tutma kapasitesine sahipler. Soru şu ki bunu yapmak için bir tür uyum üretebilecekler mi diye sorguluyor Biden ve kendi açısından kararını da hani tekrar onaylamak için diyor ki Afganistan tarihi boyunca hiçbir zaman birleşik bir ülke olmadı diyor. Şimdi buradan Wall Street Journal'a geçelim. Wall Street Journal'da da dikkat çekici bir haber var bugün. Taliban Pekin'e güven vermek istiyor başlığıyla çıkıyor bu haberde. Taliban Sincan'daki Uygur militanlarına geçmişte verdiği desteğe rağmen Çin'in iç işlerine müdahale etmeyeceklerini söylüyor diyor. Bu yazki saldırıda Afganistan bölgelerinin yaklaşık üçte birini ele geçiren Taliban bu hafta Kuzeydoğu Badaksan eyaletine geçerek Çin'in Sincan bölgesiyle olan dağlık sınıra ulaştı diyor. Çin'le de biliyorsunuz Afganistan'ın sınırı var. Taliban'ın Sincan'ın El-Kaide bağlantılı Uygur militan gruplarıyla tarihsel bağlantıları göz önüne alındığında bu ilerleme geçmişte Pekin'i alarma geçirebilirdi. Ancak bugünlerde Taliban Pekin'in kendi yönetimine boyun eğmesini güvence altına almak için Çin'in endişelerini yatıştırmak için kendi yollarından çıkıyor diyor. Artı Pekin'den Tsinghua Üniversitesi Ulusal Strateji Enstitüsü Araştırma Başkanı Ziyan Feng'den de bir alıntı var. Şöyle diyor bu akademisyen, Taliban Çin'e iyi niyet göstermek istiyor. Özellikle Amerika birliklerini geri çektikten sonra Çin'in daha önemli bir rol oynayabileceğini umuyorlar diyor. South China haber sitesinde de This Week in Asia, Asya'da bugün diye bir bölümleri var. Orada da Çin'in Afganistan'da işte Taliban'ın sözcüsünün kendilerine vermiş olduğu taahhütlerden memnun kaldığını ifade ediyor. O taahhütte nedir? Taliban diyor ki Çin'e eğer gelip bizim ülkemizin inşasında yardımcı olacaksanız, biliyorsunuz yol ve kuşak projesinin bir kesimini Çin bu sefer Afganistan'a da kaydırmayı öngörüyor. Ve Taliban diyor ki eğer Çin bunu yapacaksa hani herhalde Türkçe karşılığını başımızın üstüne denk gelecek bir açıklama yapıyor Taliban sözcüsü Şahin. Ve Çinli personelin ya da çalışanların Afganistan'da can güvenliğini biz temin edeceğiz garantisini Çin'e veriyor. Yani aradan demokrasiyi, insan haklarını kaldırıyorsunuz. Çin ve Taliban gayet iyi bir işbirliğine gidiyorlar gibi. Şimdi bugün stüdyoda konuğumuz var. İran'da biliyorsunuz yeni bir cumhurbaşkanı seçildi. İbrahim Reisi. İbrahim Reisi kimdir? Türkiye için anlamı nedir? Tabii önce Türkiye'ye gelmeden önce İranlılar için anlamı nedir İbrahim Reis'inin? Bölge için anlamı nedir? Türkiye için anlamı nedir? Biraz daha detaylıca konuşalım isterim ama işte yani gündemin takibinde de kalmak istersek işte Afganistan-Çin sınırında başka bir gelişme olurken aynı zamanda Afganistan-İran sınırında da bir gelişmeler var ve bu hafta içerisinde İran hem Taliban'ı hem de Afgan hükümetini Tahran'da ağırladı. Aralarında bir uzlaşıya vardırmaya çalışıyor. Haliyle sohbetimizi
Oradan başlatacağız. Kimle? Siyaset bilimci ve İran uzmanı Arif Keskin'le. Sayın Keskin, Dünya ve Bize bir stüdyoya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Evet, şimdi Afganistan ve İran sınırı, orada da hani farklı bazı gelişmeler var. İşte Taliban ve Afgan hükümeti yetkilileri bu hafta Tahran'daydı. Oradan başlayalım sohbeti. Tabii ki İran açısından Afganistan çok önemli bir, yani özel bir konumu var. Özel konumun en önemlisi Fars dilinin devlet dili olduğu nadir ülkelerden biridir Afganistan. Ve doğal olarak Afganistan'da ister Tacik olsun, ister Özbek olsun, ister Peştun olsun, hepsi Farsça biliyorlar. Ve doğal olarak İran bir yönüyle de Afganistan'ın önemli bir kültürel kaynağı. Hem müzik olarak, edebiyat olarak ve literatür olarak. Bu anlamda ve Taciklerin de Fars oluşu, aynı etnik kökene mensup olması açısından da bakıldığında da böyle bir milli, etnik bir bağ da var İran ve ayrıca Afganların arasında böyle. Aslında bütün ülkelerin sınırdaşlarında baktığımız zaman o bağı görüyoruz. Hazara bölgesi Afganistan'da bahsini ettiğiniz. Tam sınırdaş olan nokta. Hazara bölgesi Kabil'e daha yakın. Mesela Hazaralarla ilgili söyleyeyim. Hazaralar Fars değiller. İranlı değiller. Hazaralar. Ben oraya gittim ama orada İran'ın etkisi ama inanılmaz. Ama İran değil. Hazaralar şöyle. Hazaralar Şii. Evet. Şii ve Farsça konuşuyorlar. Evet. Ve o nedenden dolayı İran'ın en fazla etkili olduğu grup, evet, Afganistan'da. Orada haklısınız. Ama kök etnik mensubiyet olarak Fars değiller. Tacikler Fars kökenliler. Onlar da o Hırat'ta, yani İran sınırından Hırat'tan şeye doğru geliyorlar. Hazareler, gitmişseniz o Hazarecat denilen o bölgede, bunların İran'la olan bağları sadece Şiilik ve Fars diliyle de ilgili değil. Mesela Hazareler Afganistan'da tırnak içinde aşağılanmış bir grup olarak biliniyorlar. Hatta mesela romanlarda da şeylerde de bakarsanız Hazareler hep böyle uşak şeklinde gösterirler. Bilinen mesela Uçurtma romanı var Halit Hüseyin'in. Oranın böyle aşağılanmış kişisi, oradaki o bir Hazare'dir. Hazare çocuktur. Ve o aslında Hazarelerin tarihsel olarak yaşandığı bir yerdir. Bu anlamda İran'da devrim olunca, Şiilik bir siyasal alana gelince, bu aşağılanma, tırnak içinde aşağılanma ve kendisini aşağılanmış olan hisseden, ikinci olarak hisseden Hazareler için önemli bir kimlik devrimiydi İran devrimi. Ve bu anlamda aslında şudur, yani İran devrimi Hazaraları yeniden bir diriliş sağladı. Yeniden o Şii kimlikleriyle, Fars dilleriyle yeniden Afganistan siyasi sahnesinde ve dünyada kendilerine yer buldular. Ve bu anlamda da İran'a derinden bir borçlu hissediyorlar ve İran onların içinde çok etkin. Ama ve işin ilginç tarafı bugün Taliban'la İran arasında anlaşma var. Taliban İran'a söz vermiş, Şiilerle yani Hazarlarla işi olmayacak. Yani son düşün, yani İran hala onları ciddi şekilde koruyor. Mesela İran basında da bu şey olarak tartışılıyor, ama diğer taraftan Tacikler. Çünkü şey olarak düşünüldüğü zaman şöyle diyelim, Taliban ortaya çıktığı zaman, ilk ortaya çıkıp Afganistan siyasi sahnesine aleyna yer, bu neredeyse aslında Taliban'ın düşünsel kökeni çok eski olsa, ama Taliban yeni bir kuruluş. 90'lardan sonra ortaya çıkan bir harekettir aslında Taliban. Taliban her şeye çıktığı 94'tür. 1994'tür. Ama kökeni Al-Kaide ve şeye bakarsanız o Sovyet-Amerika çatışmasına kadar gidebilir. Ama bir hareket olarak 90'lardan sonra ortaya çıktı. 90'lardan sonra Taliban ortaya çıktığı zamanki Pakistan'daki o dini okulların olarak Taliban aslında talebe, dini medresesi öğrencisi anlamını ifade eden bir grup. Ve bu grup özel olarak aşırı mezhepçi, tekfirci ve en öne antişiyedir. Ve Şiileri Afganistan'da Diyobendi geleneği olarak bilinen, Şiileri rafizi, kafir olarak ilan eden bir Diyobendi geleneğine mensup bir grup.
Ve bunlar ortaya ilk ortaya çıktığı zaman Şiileri ve İran'ı birinci ve öncelikli düşman olarak ilan ettiler. Ve Taliban 94'te siyasi harekete girdi. 98'de Mezar-ı Şerif'e girdi ve Mezar-ı Şerif'te İran Büyükelçiliğini bastı. Diplomatları öldürdü, gazetecileri öldürdü ve nerede İranlı buluyorsa öldürülüyordu. Hatta 98'de İran bütün ordusunu sınıra topladı ki Afganistan'a savaşa girmek istiyorlardı. Yapmadılar. Ama şimdi ben size hemen büyük stratejiye getireyim. Çin'deki olan Taliban'ın vardığı mutabakat. Eğer Çinli çalışanlar gelecek olursa biz can güvenliğini sağlayacağız. Aynı şekilde şu anda İran'la da aslında. Ya şudur. Şimdi onu söyleyecek. Burada önemli olan şudur. Taliban'ın dönüşümü. Evet. Yani çünkü onlar da iddia ediyorlar Taliban dönüşümü. Taliban 11 Eylül'den sonraki Amerika devirdi Taliban'ı. Taliban zamanla, yani o şey ki iddia ediyorlar, Taliban dönüştü. Dönüşme neydi? Taliban daha tırnak içinde bütün dünyaya kendi düşüncesini yayan, bütün dünyadaki bütün devletlere bir problem olan, onlara meydan okuyan bir şey olmaktan çıktığını belirtiyor. Evet. Şimdi peki Tahran'daki görüşme nereden çıktı? Tahran'daki görüşmenin de özünü bu oluşturuyor. Tahran'daki görüşmenin de özü şudur. Taliban dönüşmüşsen, değişmiş isen, bunu dövüşüp ve değiştiğini somut olarak bir şeyler sunman lazım. Somut ve olarak değiştiğine, dönüştüğüne dair ne yapması lazım? Birincisi, bütün sınır kapıları açık tutabilmesi, ticari şeyler açık tutabilmesi, İran'ın oradaki kaygılarını, Şiiler ve başkalarını ciddiye alması, güvence altına alması, ayrıca kendisinin dışında başka gruplara ve örgütlere de yaşama hakkı tanıması. Yani şudur. Mesela İran'ın en önemli kaygılarından biri. Sen dönüştüysen Kabil'e hala girebilmiş değil. Ama tabi Kabil'e girdin. Ele geçirdiğin zaman sen bütün örgütleri yok mu edeceksin? Yoksa orada bir çok örgütlü, çok partili, zaten var olan çoğulu kabullenip yoluna devam mı edeceksin? Şu anda Taliban bunu söylüyor. Evet, ben bunlarla yani aslında sizin bu açıklamalarınızdan şöyle bir sonuç çıkıyor. Amerikan Başkanı Biden'ın hesaplaması isabetli gibi duruyor. Yani Taliban'ın hem Çin'le hem İran'la yapmış olduğu bu mutabakat, biz ülkenin kalkınması için elimizden geleni yapacağız, siz işçileri gönderin, parasal yatırımınızı yapın, biz onların can güvenliğini alıyoruz demesi, İran'la ticaret kapılarını açık tutuyor olması, aslında Afgan hükümeti ve Taliban arasında bir mutabakat sağlanırsa olayın çok da kötüye gitmeyeceği gibi bir duruma. Bunu, sonra ben sizi reisi alacağım ama Taliban böyle iddia ediyor. Evet. Taliban iddiası bu. Ama şimdi büyük stratejiyi anlatırsanız detayda kaybolmayalım. Pratik olarak baktığınız zaman, çünkü burada önemli olan Çin'in, Rusya'nın ve İran'ın ne istediğinden daha çok Afganistan'ın kendi gruplarının arasında etnik, dinsel ve mezhepsel arasındaki Taliban o dengeyi tutabilecek mi? Şimdi sorun şurada. Sorun şurada. Taliban bunu söylüyor ama pratikte gücü ele gittiği, getirdiği her yerlerde kendisinden olmayan her şeyi tasfiye ediyor. Şimdi şöyle bir sınır kapısını açabilirsiniz ama şu anda Türkiye dahil her şey önemli bir tehdit altında. Göç tehdidi altında. Ya şu anda Afganistan'da büyük ihtimal 3-4 milyon kişi Afganistan'ı terk edecek önümüzdeki süreçte. Ki zaten başladı. Türkiye'ye de Afganistan'dan göç gelmeye başladı. İran'dan geliyor. İran Türkiye sınırından Türkiye'ye bayağı kaçak göç var. Yani bu anlamda baktığınız zaman ben Biden'ın ve diğerlerinin söylediğinin tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Onlar sadece şunu büyük stratejiyi konuşun, detaylarda kafa İran karışıyor. İran senle problemim yok, Çin senle de problemim yok, Rusya senle de problemim yok ama izin ver içeridekileri ezeyim. Bunlar da benimle işin yoksa içeridekileri boğabilirsin, yok edebilirsin mantığıyla Taliban'a şeye geliyor. Taliban'a nasıl güvenebilirsin o kafası, o şeyle. Gittiği her yerlerde, her yerde, girdiği her köyde kadınlar şöyle giyinecek, şunlar şöyle giyinecek diye şeyler asmış, kurallar koymuş. Şimdi o nasıl olacak orada, mesela bir solcu veya farklı şekilde yaşamak isteyen, zaten normal kadın gazetecileri öldürüyor. Yani bu anlamda Amerika'da, Çin'di, Rusya'da, İran'da, bunlar zaten kötü niyetliler. Bunlar zaten bu çatışmaya girmek istemiyorum,
Kim kimi yiyebiliyorsa, kim son kertede gücü eline geçirip boğabiliyorsa ben onun yanında. Bizim de işim olmasın. Evet, son 15 dakikaya geldik. Tabii siz detaya girince ondan sonra o büyük resimden birazcık uzaklaştık. Ama biz bir büyük resimde kalmaya çaba sarf edelim. İzleyenler de bizi daha rahat takip etsinler. Şimdi biz bugün İbrahim Reis'i kimdir? Onunla konuş, onun kim olduğunu anlayalım diye sohbet edelim istemiştik. Kimdir İbrahim Reis'i? İran için anlamı nedir? Şimdi İbrahim Reis'i aslında bir Şii din adamı olarak zaten açık şekilde de gözüküyor. İbrahim Reis'i 1979'dan sonra, çünkü bunun siyasi geçmişi bilinmesi çok önemli, yargıda çalışıyor ve 18 yaşından yargıya giriyor ve yargının en önemli de karar verici yerlerine geliyor. Ne hukuk eğitimi var, ne yargıyı biliyor, ne dini eğitimi o anlamda yeterli. Devrimin en radikal dönemlerinde yargı mensubu oluyor ve devrimin o en radikal dönemi aslında kuralların, kurumların tam anlamıyla oturmadığı ve nasıl bir şey yönetileceğine dair insanların net, yani merkezden bir kural uygulanmadığı bir dönem. O nedenden dolayı bakıyorsunuz mesela bir tane yargıç kendi başına 5 kişiyi idam ediyor. Ben bunu öldürdüm diyor. Ne bileyim şu başka bir köydeki oranın valisi biraz daha mesela sol meyilliydi. Oradaki mesela aşiret ağları yok ediyor. Öyle bir kaotik bir dönemin içinde reisi de böyle bir göreve başlıyor ve gittiği her yerde de bu da yine kendi başına ve o devletin o kuralın olmadığı bir dönemde böyle bir sürece o da bunu yapıyor. Ama zamanla yargı, İran'daki yargı eğer ki biraz daha kurumsallaşır ve belli bir şeylerin oturduğunca reisi biraz daha yükselebiliyor. Ve işin ilginç tarafı, reisi yargıda İran siyasi sahnesinin sağının en radikal olan kişileriyle, kişilerinin yakınıdır. Mesela bunu Türkiye'de bilemezler ama onu tanımak için söylüyorum. Mesela Esadullah Lacivert'i diye birisi var. Bu daha sonra öldürüldü. Rejim muhalifleri öldürdü Esadullah Lacivert'i. Esadullah Lacivert'in yardımcısıdır. Daha sonra da onun yerine giriyor. Mesela Lacivert'i kim? Şöyle düşünün. Devrimden önce Şah döneminde hapishanede solcuların kullandığı bardağı kullanmıyor, lavaboyu kullanmıyor, necis diyor. Ve öyle bir radikal bir tip. Ve bu insan, bu Lacivert'i yargıya giriyor ve yargıda da rejim muhalifleriyle mücadelenin tepesinde olan adam. Ve doğal olarak her tür aykırıyı ideolojik olarak reddeden bir adam. Ve özellikle de geçmişten bir öfkesi de var o örgütlere, o gruplara. O öfkesini, o radikalliği hepsini yargıya taşıyor ve reisi de onun yanında. Şimdi sizi dinlerken, yani İran'ın zihinsel olarak nerede durduğu, dini nasıl algıladığı, İran rejiminden bahsediyorum. Hani o hepimizin aslında malumu. Ruhani için mesela İran'da daha ılımlı bir lider diyorlar ama bu çizgiden çok da uzak ya da zihin haritasından çok da uzak bir karakter değil. Üç aşağı beş yukarı aslında hepsi aynı yerlerdeler. Ama şimdi İbrahim Reis'i tabii bunu daha farklı bir kategoride, daha keskin, daha belirgin bir şekilde ortaya seriyor. Hamaney'in bu tercihinin anlamı ne? Onu kısa alalım, sonra dakika çok hızlı yani akıyor mesela geçiyor. Şey olarak söyleyeyim. Soru var mesela daha. Reisinin bu yargıda en önemli şeylerinde birisi toplu idamlarda aktif iştiraki. Mesela 1988'de 2 ay içerisinde 4, bazılarına göre 4.000, bazılarına göre 12.000 kişinin idamında ve uzun süre bu toplu idamlarda çok aktif iştirak ediyor. Ama Sayın Keskin orada da mesela diyor ki hayır, bu idamlardan beni sorumlu tutamazsınız. Bununla ilgili fetva vardı. Hümeyni böyle demişti ve gereği yapıldı diyor. Bundan da kendini yapıyor. Hümeyni'nin fermanını uyguladılar. Onu kimse şey yap, zaten Hümeyni onu istiyordu. Ama şöyle bir durum var. O grubun, onlar mesela Hümeyni idam edin dedi de ama Hasan'ı, Hüseyin'i
isim vermedi. O isimleri belirleyen, o idam kurallarının ayrıntısını, çerçevesini belirleyen bunlar oldu. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hümeyni belki vur dedi, bunlar öldürdüler. Yani ben Hümeyni'yi şey yapmak istemiyorum. Hümeyni zaten radikal bir adam. Hümeyni zaten öyle bir şey birisi değil. Ama bunlar onun şeyini, yani onun o fetvasını daha aşırı bir noktaya taşıdılar. Peki. Ki bu daha sonra rejimin kendisinde büyük bir problemine düştü. Tabii buradaki esas problem Hümeyni'nin kendisidir. Hümeyni bunun önünü kesebilirdi. Önleyebilirdi. Zaten Hümeyni'nin yardımcısı o zaman, ki biz onun vasıtasıyla öğrendik, Hüseyin Edim Muntazir'i adama söyledi. Hapishanede bunu yapıyorlar. Hümeyni önlemedi. Hümeyni bunların hepsinden bunlar kadar da sorumlu. Ama şimdi bunu bahsettiğimiz zaman Hümeyni'yi şeyin dışında tutmuyoruz ve Hümeyni sorumlu da bunların sorumluluğu yok anlamını taşımıyor. Evet, ya aslında bu anlattığımızda son derece önemli. Şu bahsettiğiniz idamlar aslında insanlığa karşı işlenmiş suçlar kategorisinde çok rahat ele alınabilecek bir tarihin sayfası diyeyim. Ama sizi 8 dakikamız kaldı programın bitimine. Şu büyük stratejiye gelelim. Hani detaylara şey yapmadan. Şimdi İran böylesine radikal bir pozisyon alırken öbür tarafta diyor ki biz Suudi Arabistan'la işte Bağdat'ta görüşmeler yapıyoruz. Amerika bu bölgeye gelmesin, biz bölge ülkeleri olarak kendimiz kendi yol haritamızı belirleyelim. Güçler bir dengeye gelsin diye bir duruşa gelmeye başladı. Siz buradan işte Afganistan'la başladık. Eğer oradan söylemek istedikleriniz varsa onu da ekleyin. Ne görüyorsunuz? İran ne yapmak istiyor? Nasıl okuyalım? Bir de bunun içine nükleer anlaşma daha henüz sağlanmadı. Benim okuduğum çoğu yabancı medya taramasındaki yorumda aslında tercihin reisi işbaşı yaptıktan sonra bu anlaşmanın sağlanması olduğu yönünde. Diyeyim, hadi büyük fotoğrafı şimdi tamamlayın. Şimdi aslında bize. İbrahim Reisi ile İran dış politikası nasıl bir seyir izleyecek, bunu şu anda tam anlamıyla kestirebilmiş değiliz. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. İbrahim Reisi'nin seçilmesinin varlığı İran dış politikasını etkileyen bir unsurdur. Yani ister dış politikayı Hamene'yi yönetsin, ister başka bir kurum, yani kurumsal olarak güç dengesinden bağımsız olarak İbrahim Reisi'nin oraya gelmesi İran dış politikasını etkileyecek. Biraz önce söyledik, sicili nedeniyle, geçmişi nedeniyle Avrupa ülkeleriyle olan ilişkisinde ciddi şekilde sorun çıkacak. Şimdi bakınız İsveç'te, 1988 ile ilgili Hamit Nuri diye bir adam şu anda yargılanıyor. İsveç'in en büyük davalarından biridir. Eğer İsveç'te 1900 İran'daki toplu idamlardan Hamit Nuri ki şeyin yardımcısıydı, İbrahim Reis'in yardımcısıydı, yargılanıp hüküm giyerse reisi, biraz önce sizi dedim, insanlığa karşı suçun şey, ondan sonra reisi Avrupa'ya gelemeyecek, gidemeyecek yani. Bu anlamda baktığımda reisinin cumhurbaşkanı oluşu başlı başına İran'ın dış politikasını etkileyen ve bir yönüyle de Hamene'yi reisi seçerek İran'la Batı ilişkilerinin fazla iyileşmemesini bir yönüyle de engelleme niyetinde. Çünkü kişisel olarak, geçmişi olarak, düşünse yapısı olarak, kadroları olarak bunlar 1979'dan günümüze kadar Batı karşıtının en fazla bunlar temsil etmişler. Bu grup temsil etmişler. Şimdi bu işin bir tarafı. Yani gerilim artacak diyorsunuz son 3 dakika. Ya şimdi en işin ilginç. Şimdi reisi komşularla ve diğerleriyle iyi ilişki kuracağım söylüyor ve bunu bir güvenlik, kolektif güvenlik şeyiyle tanımlıyor. Yani bütün mesela diyelim Türkiye ile Suudi Arabistan'la ve diğerleriyle bir araya geleceğiz anlamında ve bölgeyi nasıl idare edilecek şeklinde bir formül bulacağız. Ama işin ilginç tarafı, diğer taraftan da devrim muhafızların Kudüs güçlerinin yürüttüğü bu Orta Doğu siyasetinde tam anlamıyla desteklediğini söylüyor. Yani şudur, Irak'tan Yemen'e kadar bütün bu alanda İran doğru yapıyor ve bizim güvenliğimizin garantisi de bu siyaset diyor. Ha, diğer taraftan Ecemi oluşu radikallerle bağlantılı, Batı karşıtıyla bağlantılı, devrim muhafızlarıyla organik ilişkisi dış politikada Kudüs güçlere daha fazla güç vereceği anlamına geliyor. Bu da ne
demek Irak'tan Yemen'e Yemen'e kadar o tırnak içinde direniş ekseni dedikleri o hattı daha fazla aktivite edeceği, daha fazla hareketlendireceği anlamını ifade ediyor. Ha şimdi bir taraftan kolektif güvenlik diyorsunuz, bir taraftan da direniş eksenini merkeze oturtuyorsunuz desteklem. Burada ciddi şekilde bir çelişki var. Ve bu çelişki aslında bunu reisi nasıl çözecek? Bu da önemli bir konudur. Yani şunu söylemekte yarar var. Yani reisiyle birlikte İran dış politikası belirsiz bir sürece giriyor. Bu belirsizlik hem reisinin kişiliği hem İran devletin yapısı hem bölge yapısıyla birlikte bu belirsizlik öyle reisinin de kolayca yönetebileceği bir belirsizlik değil. Yani bu nükleere de olumsuz yansıyacak. Nükleer müzakereye de olumsuz yansıyacak. Zaten şu anda İran'dan Amerikalılar masada istediklerini alamıyorlar. Reisinin gönderdiği o kişilerden nasıl onları alabilecekler? Mesela reisinin yarın gönderdiği büyük devrim muhafızlarını terör örgütü olmaktan çıkar diyor. Şunu çıkar diyor. Şunu çıkar diyor. Onu istedikler. Amerika bunu yapabilecek mi? Yani bu anlamda baktığınız zaman çok ciddi belirsizlik bir alana giriliyor. Öyle önümüzü öngörebileceğimiz bir alan değil. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Bu grup zaten Ruhan'dan önce zaten şeyi bunlar yürütüyorlardı. Nükleer müzakereyi bu insanlar yürütüyorlar. Seyit Celili yürütüyor, diğer yürütüyor. Müzakerede ne konuşuyorlardı ki? Müzakerede nükleer konuşmuyorlar. Çünkü öyle bu adamların kaygıları biraz da nükleerden farklı. Şu o nedenden dolayı ne söylüyorlar? Reisinin bütün bu zarar vermemesi için İran devleti belki reisi döneminde yeniden bir kurum bile oluşturabilir. Başka kurumlardan oluşturup bir heyetle nükleeri reisin elinden çıkartıp başka kurumların yönetimine de bırakabilir. Bu da tartışılıyor İran'da. Evet. Heyecanı son derece yüksek bir bölgede yaşıyoruz. Hiç sıkılmaya yani vakit yok. Ama gitgide risk o kadar derin hissettiriyor ki kendini. Hakikaten haftayı bitirirken aman çok endişelendik ama dileyelim her şey daha iyi olsun diyeceğim. Yani evet efendim çok teşekkür ediyorum bu değerli paylaşımlarınız için. Siyaset bilimci ve İran uzmanı Arif Keskin'le beraber bu haftayı da tamamladık. Bu bölgede biliyorsunuz enteresan bir bölgede yaşıyoruz. İstikrarsızlık ve güvenlik riski hiç eksik olmuyor ama huzur ve barış dileyerek dilemeye, ümit etmeye de devam etmenin dışında sanıyorum çare yok. Hepinize şahane, sağlıklı, güzel, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi kaldığımız yerden devam etmek üzere.